Merhaba değerli izleyicilerimiz, Bir Çetin Ceviz adlı programımıza daha hoş geldiniz. Bugün sizlere Bursa Yenişehir Alaylı Köyü'nden sesleniyoruz. Bugünkü program benim için kıymetli ve değerli. Çünkü bugünkü programı Çiftçi TV'den bizi takip eden bir bahçe sahibimizin, ama yıllardır takip eden, ilk günden beri takip eden bir bahçe sahibimizin bahçesindeyiz. Kendisiyle yaklaşık 4 yıl önce tanışıklığımız oldu. Bizim zaten yayın süremiz 5 yıldır varız ekranlarda Çiftçi TV ailesi olarak tarımsal medya sektöründe. İlk başlarda tabii bu bölgede kendisi Bursalı olduğu için bu bölgeleri tanıyor. Ceviz yetiştiriciliği ile ilgili doğru bilgilere ulaşıyordu ekranlarda. Tanıştık, muhabbet ettik. Kendisine ve bir bahçe kurduk. Aradan 4 yıl geçti. Bu serüveni anlatacağız. Güzel bir program olacak bizim için. Burada her zamanki dediğim gibi bir noktayı yakaladık biz. Bir bahçe sahibinde aradığımız en büyük özelliği gördük. O yüzden bugün bu bahçede güzel sonuçlar gördük. Onları aktaracağız. Bizim bir sloganımız var. Size diyorduk. Bir bahçe en iyi gübre, bahçe sahibinin ayak izi. Gerçekten de bahçesine geldiğimizde yapmış olduğu uygulamalarla iyi sonuçlarını aldığını gördüğümüz bir bahçe. Kendisine bir merhaba diyelim, tanıyalım. Ondan sonra da biraz kendi ağzından dinleyelim bu serüveni. Merhabalar Murat Bey. Merhaba Sinan Bey. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz valla. Ben önden biraz bilgi verdim sizin için. Ama sizin ağzınızdan bir tanıyalım. Neler yapıyorsunuz, hangi sektördesiniz ve cevize nasıl girdiniz? Ben Bursa'da torna işiyle uğraşıyorum. Torna atölyem var. Yatırım amaçlı arazi aldık. Boş duruyor. Baktık boş durunca yatırımcının olmuyor. Gözüne batar boş duran şey. Boş durması hoşumuza gitmedi. Araştırdık. Cevize uygun bir bölge olduğunu görünce ceviz araştırmaya başladık. Oraya da işte sizle tanıştık. Ekrandan mı takip ettiniz bizi böyle ceviz programlarımızı, yoksa hem ekrandan hem YouTube'dan, internetten aşağı yukarı bütün videolarınızı seyrettim gibi bir şey. 4 yıl önce de tanıştık ve bir bahçe kurduk. Evet, geldik, analizleri yaptık. Uygunluğu görünce sizin de yardımlarınızla, desteklerinizle bahçemizi kurduk. Kesinlikle. 4 yıl oldu. Çok memnunuz. Gelişmeler güzel, bakımlar güzel. İşte elimizden geldiği kadar çiftçi olmamamıza rağmen elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Biraz yormuyor mu? Yoruyor bizi. Alışkın olmadığınız bir iş biraz ağır geliyor. Kimi zaman yoruluyoruz ama her şeye değiyor. Ona rağmen mücadeleyi elden bırakmamışsınız ama. Tatlı yorgunluk oluyor. Spor oluyor, açık hava. İşte ailecek geliyoruz. Hem pikniğimizi yapıyoruz, hem ağaçların bakımını, sulamasını, gübrelemesini yapıyoruz. Hem de kendimize bir yatırım yapıyoruz. Evet, hem de kendimize ek bir yatırım. Kesinlikle. Yatırımların içinde en güzeli. Evet. Murat Bey, bakmayın, çok yoğun çalışan bir insan. Bunu şundan anlatmak istiyorum. Açıkçası bugün sizi yakalamışken şu bilgiyi vermek istedim ben izleyicilere. Yatırımcılarla bir araya geliyoruz. Bahçe kurmak istiyor, onu yapmak istiyor, şunu yapmak istiyor. Benim zamanım yok. O zaman kurma. Yanlış mıyım abi? Evet. Yani ben çok yoğunum. Açık konuşayım, Murat Bey de çok yoğun bir insan. Yani bu pazarı belki çok nadir ailesine ayırdığı bir pazardı. Geldi burada biraz bu da maaşı işimiz vardı, ona ayırdı, işinin başına geldi. Bayağı çalışan olmasına rağmen, bayağı şu an işleri olmasına rağmen bu bahçeye hiçbir zaman ben vakit ayıramam demediniz. Evet. Bunu sizin ağzınızdan bir duymak istiyorum. İnsan isterse vakit ayırıyor değil mi? Ayırıyor. Çünkü iş planını yaptığın zaman vakit ayırabiliyorsun. Çünkü ben yazın haftada 2 gün geliyoruz. Hani bir günü cumartesi veya pazara denk getiriyoruz. Ama bir gün muhakkak ayırıyoruz. Ayda 4 gün bir insan ayırmalı. En az. Ayırmalı ki hele bir şeyler olsun, ayırmadan olmuyor. Kesinlikle. Ve gerçekten burada işleri kontrol edip yoluna sokabilmek, nasıl değerlendirdiğini bilebilmek bir bahçe sahibinin gözünden ancak mümkün. Evet. Burada yıllar geçtikçe siz sisteminizi geliştirdiniz. Bu işi bilmiyordunuz. Hayır canım, bu işi işte televizyondan sizi takip ederek öğrendim ve sizin bilginizle işte nasıl sulamayı nasıl yapmamız lazım, işte gübremeyi nasıl yapmamız lazım, sizin desteklerinizle yapıldı. Yani çok da zor işler değil. Biraz çaba sarf etmek gerekiyor. Biraz zaman ayırmak gerekiyor. İnan güzel şeyler oluyor. Hatta şöyle diyebilirim ben size.
Biz bu bahçeyi ilk kurduğumuzda kötü örnekler de çok fazla vardı etrafta. Evet. Sizin kafanızda da soru işareti. Burada biri kaç fidan dikmişti, kurutmuştu? Bin fidanın 150 bin, dönüm falan. 150 dönüm daha fazla. Evet. Yani dikilen fidanların anladığım kadarıyla %80'i kurumuştu o sene. O sene kurudu. Yenilediler. Yani 3-4 sene yenilediler, yenilediler. Baktılar olmuyor. Yapamadılar, Son bıraktılar. hikayeyi bilmiyordum. Şimdi sizden duydum. Şimdi Sözde. kötü bir örnek dahi olmasına rağmen Murat Bey gerçekten dedi ki etrafta kötü örnek çok. Bir de Murat Bey'e moral verecek insan da yoktu benim Evet. dışında. Bir yerde köyün delisi modundaydı yine. Evet, Ya öyleymiş. geldi işte Bursa'dan, şehirden. Burada iş yapacak. Yapacak mı, yapamayacak mı? Ama Köylerin öyle. bakıyorum hemen yanınızda sizi taklitler başladı böyle Evet. dikilmeler. Sizi takip edenler. İlk başta şey yapıyorlardı işte, biraz dalga geçiyorlardı. Şimdi şey ama tiy olmaya Değil mi? çalışıyorlar. Örnek almaya Örnek almaya çalışıyorlar çalışıyorlar. şimdi. Nasıl yapıyorsunuz, nasıl besliyorsunuz, nasıl gübre veriyorsunuz diye. Tabi bu da güzel bir Tabii. hoşumuza gidiyor sonuç. Sonuçta bu köye alternatif bir tarım. Tabii, biz şimdi hani kendi bizde bildiğimiz kadarıyla bizden kim ne derse hani bildiğimiz şeyleri, yaptığımız şeyleri hiç çekinmeden, sakınmadan anlatıyoruz yani. Kesinlikle. O kadar zorluğa rağmen valla ben tebrik ediyorum. Yılmadınız, çalıştınız, kulağınızı tıkadınız, önünüze Evet. baktınız valla. Çünkü zor bir dönemdi bence. Çünkü ilk başladığımızda burada bahçeyi kurduk. Yıllar çabuk geçiyor dediğim gibi. Ben de bunun çabuk geçtiğini biliyorum. Biz bahçe sektörünün içindeyiz. Murat Bey'e hep söylemek istediğim şey şuydu. Bizim direkt önümüze bakmamız, kendi planımıza uymamız lazım. Şimdi burada görüyorum yeni bahçeler kuruluyor. Biz ilk fidanı diktiğimizde, aşağıdan kestiğimizde herhalde en çok o zaman güldüler. 1 metre 2 metre fidan diktiler, geldik aşağıdan Evet. kestik. O zaman gerçekten bizi mantık dışı buldular ama şimdi bakıyorum etrafta kurulan bahçeler var. Diker dikmez hemen kesmişler. Evet. İyi bir örnek olduk yani köye. Kesinlikle bu Bursa'da tabii yerler gerçekten çok ciddi rakamlar, çok ciddi maliyetler olmasına rağmen kendisinin Yenişehir'de 3 parçada toplam 800 ağacımız mı vardı, 700 mü? 750. 750 ağacımız var burada. Hani hesap yaptığımızda gerçekten kendisi zaten sektörden çok yorulmuş biri. İnşallah emekliliğimizde şöyle güzel bir projemiz olur diyor. Yani yatırım olarak değerlendirmeye devam ediyoruz. Ben sizden bir yatırımcı olarak şunu öğrenmek isterim. Daha doğrusu izleyicilerimizin mesaj olarak almasını isterim. Dediğim gibi biz çünkü bir yatırımcı geldiğinde şu muameleden çok sıkıldık. Geliyor, bende para var. Sen bu işin danışmanısın. Bu işi yapacaksın. Zannediyor ki hiç bahçeye gitmeyerek sadece parası olarak bu işi yapabilecek. Yapamaz. Değil mi? Şimdi burada örnekleri var. Aşağı yukarı işte adam ekmiş. Buradan birini tutmuş köyden. İşte sen suyun sulayacaksın, gübreleyeceksin, bulacaksın. 3 sene, 4 sene bir tane fidan yok. Değil mi? Kimisi kurumuş, kimisi hiç gelişmemiş. Yani kendin girmeden, kendin de ucunda olmadan olmuyormuş. Kesinlikle. Kendini takip etmen lazım. Hani hiçbir şey yapmasan başında olman lazım. Yani ne dediniz? Yazın ayda 4 günümü en az burada geçiriyorum diyorsunuz. Zaten ayda 4 gün bir tatiliniz var sizin. O hariç 8 gün buradayım. 4 gün işten Değil mi? Çıkıp geliyorsunuz bir de. çalışıp geliyorum. Diğer 4 gün de hafta sonu. Cumartesi veya pazarı ayırıyorum. İşte o hem ailecek geliyoruz hem piknik edasında hem işte temiz hava. Hem de Hani yatırım. çalışıyoruz. Vallahi öyle. Yatırımımızı Üzerinize geliştirmeye afiyet, çalışıyoruz. biz de mangalımızı yaptık. Afiyet şeker olsun. Ondan sonra oturduk, program kurduk. Kendileri sabahtan beri aşı yapılıyor burada. Tozlayıcımız biraz fazla. Tozlayıcılarımızı Chandler'a çevirelim dedik. Aşılar var, görüyorsunuzdur işte. Budaması yapılan ağaçlar var. Vallahi sabah işçilerle beraber geliyor kendisi buraya. Aşılara, poşetlere toprak dolduruyor. Budanan ağaçlara bakıyor. Gözüyle bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Bahçe sahibi yatırımı şu gözle görmemeli. Tarımsal yatırımı. Bu sadece ceviz için değil. Fabrika kurarsın. Makine üretir. Gitmene gerek kalmayabilir belki. Yine de gideceksin. Yine de Ama gideceksin. makinenin bir üretim gücü var. Ama bunlar canlı. Bunlar nasıl söyleyeyim? Yani böyle üzerindeki bakımı eksik olduğunda
Yani böyle resmen sanki iletişim bile eksik olduğunda bahçe sahibi tarafından hissediyor sanki. Vallahi yani biraz derin mevzular bunlar ama onlara girmeden şöyle söyleyeyim. Bu bir canlı. Bu canlıya ne kadar iyi bir gözle bakabilirseniz, ne kadar ilgi alaka gösterebilirseniz, makineyi sevsen de saatte 10 tane cıvata üretir sallıyorum. Sevmesen de belki ama gerçekten siz bunlara baktıkça bunların daha iyi geliştiğini görüyorsunuzdur. Evet. Görüyoruz. Gözlemlememiz yani o yönde. Hani dediğiniz gibi canlı bunlarda ne kadar ilgi, sevgi, yani sevgi bir her şeyi büyütüyor. Her Kesinlikle. şeyi geliştiriyor. Bir bahçe sahibi olarak ben böyle güzel bahçelerde programlar yapıyorum. Örnekler göstermeye çalışıyorum. Özellikle çünkü bu yatırıma giren insanlardan ben çok uzaklaştım son zamanlarda ceviz yatırımına. Çünkü birçok ekranda anlatılan şey toprağı bol fidanı dik bitti. Evet. Ama bu iş bize geliyor yatırımcı, bu iş böyleymiş diyor. Bu iş böyle değil, böyle 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 deyince biz çalışmak istemiyoruz. Yok öyle değil, sen bilmiyorsun diyor resmen bize. Yani son zamanlarda biz yatırımcılardan çok ciddi bir şekilde gına geldi diyeyim yani yatırımcılardan bize. Ha var, bu işin akıllı başlı yatırımcısı da var. Anlatıyoruz. O zaman benim harcım değilmiş diyor. Çıkıyor gidiyor. Bu en mantıklı olanı. Evet. Adam diyor ki ben boşum abi diyor. Ben yaparım bu işi. Yapanlar da var. Bunu işte anlatabilmek bizim programlarımızda bir esastı. Buradan bu işe girmek isteyen kişilere çiftçisi olur, 10 tane dikecek olur, yatırımcısı olur, 100 bin tane dikeceği olur. Ne önerirsiniz? Valla bu ceviz işi ben severek yapıyorum. Çok sevdiğim bir iş. Burada arkadaşlara diyorum mesela siz de ekin. Adam diyor benim diyor işte 20 dönüm tarlam var diyor. 5 sene bekleyemem diyor. Diyor mu? 2 dönümüne ek. 3 dönümüne ek. Yavaş yavaş büyük. Yavaş yavaş büyüt. Hani o da haklı şimdi. 5 sene yatıramıyor tarlasını. Para kazanması lazım. Çiftçide şu an o ekonomik güç yok. Evet. O şekilde tavsiyede bulunuyorum yani. Bir dönüm ek, iki dönüm ek. Yavaş yavaş hani oradan bir şeyler Öğrenerek olmaya yap. başlayınca geliştir. Hani yani dikmek isteyenlere, yapmak isteyenlere tavsiye ederim. Çok güzel yani şu anda biz daha para kazanmaya başlamadık ama hani İşin zevkini aldık ha. gelecek vadeden Bir iş. şu an ben şu anda açık fabrika gibi görüyorum yani. Değil mi? Gün gelecek hani benim Bursa'daki işim kadar olmasa da ama ona hatırı sayılır bir buradan Kazancı olur. kazancı olacağına inanıyorum. Veriler de onu o şekilde gösteriyor zaten. Ben şu Gözlemler de anda onu gösteriyor. evet şu anda iyi ki dikmişim diyorum yani bir Kesinlikle. 5 sene şu anda ben karlıyım. Kazanmışım gözüyle bakıyorum. Çünkü her geçen zaman kayıp zaman. Kesinlikle. Meyve yani ceviz için veya meyve için. Kesinlikle. Ve şurada şöyle söyleyebilirim. Biz bu işi dediğim gibi özellikle Murat Bey ile yaptığım bugünkü programın anlamı bende daha da hoş güzel. Çünkü diyorum bu işi gerçekten yapacak insanın bilinçlenmesi lazım. Kendisi önden çok iyi de bilgi topladı. Bildiğim kadarıyla hem bütün videoları izlediniz, Evet. hem benimle ilgili hem Türkiye'de ne varsa bütün bilgileri öğrenerek bu işe girdiniz. Sadece benimle de kısıtlı kalmadınız. Ama sonuçta şunu gördünüz. Gerçekten köyde de cevizi bilen insanlar, eski bilgiler çok gitti. Evet. Yani hala eski bilgilerle burada cevizcilik yapmaya çalışıyorlar. En büyük sıkıntılar Ya sanırım bize onlar. mesela hala sulama şeyinde çok laf söyleyen oluyor. Değil mi? Yani Ceviz sulanır mı? ceviz bu kadar sulanır mı? Ceviz işte bir kere iki kere sulamak yeter. Yok ceviz suluyoruz diyorsun. Bizim ağaçlar istiyor diyorsun. Biz Öyle suluyoruz diyoruz. yırtabiliyoruz ha. Evet. Biz susuz Gerçekten. bırakamayız diyoruz. Çok seviyoruz ağaçlarımızı diyoruz. Suluyoruz yani. Haftada iki kere sulama yapıyoruz. Neyse şimdi bu böyle gider biraz abi. Burada işte bir iki senemiz kaldı ağaçlarımızı tam verime yatırmaya. Bir iki sene sonra tam verime yatırdığımızda o zaman ağacın ne kadar çok sulanmak istediğini anlarlar Evet. herhalde. Kesinlikle. Ben sizlere çok teşekkür Biz ediyorum. teşekkür ederiz zaman Dediğim ayırıp gibi geldiğiniz benim için. için çok anlamlı bir programdı bugünkü program. Dediğim gibi kendisi de bizim izleyicimizdi. Bizim Bursa'da olmamızın büyük avantajı oldu. Her zaman elimizden geldiği kadar yardımcı olduk. Ve güzel bir bahçe olacak yazın geleceğiz yine program yapacağız. İnşallah Burada her zaman inşallah. bekleriz. Böyle sizlere de nasıl yazın yeşil haliyle şöyle güzel bir görüntüsüyle de bir manzara izleteceğiz. Ben bize vakit ayırıp tecrübelerinizi paylaştığınız için çok teşekkür Biz ediyorum. teşekkür ederiz geldiniz bahçemizi ziyaret ettiğiniz için. Her zaman bekleriz. Sağ olun, var olun.
Evet değerli izleyicilerimiz, şimdi ise biraz bahçe sahibimizle konuştuk. Bu bahçenin tabii ki bakımı ile ilgili serüvenine ben nereye götürsem peşimden getirdiğim komutanımı da dahil ediyorum. Garibanım vallahi kırmıyor beni. Emektar komutanım, onu alıyorum yanıma, biraz da ondan dinliyoruz kendisini. Bu bahçede neler gözlemledi, neler olacağını. Evet değerli izleyicilerimiz, o bir emektar, o bir cefakar, o bir nasıl söyleyeyim artık çiftçi, her şey diyorum komutanıma. Geldi burada budama işlemlerini de yaptınız komutanım. Ağaçları gördünüz. İlk önce sizin gözünüzden Murat Bey'in bir yorumunu almak istiyorum. Sizce nasıl bir bahçe sahibi? Şimdi Murat Bey ilgili bir arkadaşımız. Tabii her geçen sene bilgi ve tecrübe biraz daha artıyor. Ben Sinan Bey, 2 sene önceki bir anımı paylaşmak istiyorum burada. Buyurun. Yine sizin aracılığınızla ben Murat Bey ile tanışmıştım. Budama için gelmiştim. Murat Bey bana köyden birisini verdi. Geldim buraya. Ondan sonra bir baktım ki bütün dallar şeydeydi böyle. Biraz aşağıdan Yerden taşlanmış. 30-40 santimden 50 santimden taşlanmıştı. Tabii bu sefer bir şey yapmaya yani yapacak bir durum yoktu. Ondan sonra acaba bahçe sahibini de tanımıyorum tabii, Murat Bey'i tanımıyorum. Acaba Aksi aksi midir, midir, ha değil ya ne ettim midir? falan filan. Ondan sonra aradım Murat Bey'i. Dedim, Murat Bey ya burada dedim, yapacak çok şey yok. Yani çok şey var ama hani ne yapayım ne diyeyim karar veremedim. Yani bana kalırsaydım bütün dalların sıyrılması lazım. Telefonla konuşuyorsa bunları. Ama dedim yani sıyrılmasın dersen de yapacak bir şeyim yok. Ben gidiyorum. Ondan sonra o zaman Ali Bey dedi nasıl biliyorsan öyle yap. Teslim oluyorum dedi, değil mi? Teslim oluyorum dedi sağ olsun. Ondan sonra ben aşağıya kurulmak kaç yaş? 3 yaşlarım falan mıydı şey Murat Bey? 2 Tabii. 2 3 yaşlarım falandı galiba. Bütün alttaki dalları sıyırdım. Tek bir dal kalmıştı. Yani şey lider kalmıştı. İşte ondan sonra işte tek lider kaldı. İşte geçen sene o taç yaptı. İşte bu sene de Kat ağaçları bırakıyoruz. evet Sinan Bey hakikaten çok kötü bir durumdu. Yanlış hatırlamıyorsam Murat Bey de burayı bilen bir insana budatmış. Yani ceviz böyle budanır, böyle yapılır diye. Yani iyi ki de hakikaten sizinle tanışmış. İşte siz de bizimle İnşallah. tanışırdınız ki hakikaten çok kötü bir durumdu. Yani ilk benim şeyim uydu burada, anım uydu. İşte 2 sene beri ben takip ediyorum burayı. Şimdi ağaçları bayağı bir yükselttik aşağı yukarı 1.60'lara, 1.70'lere. Belki de Tabii. açıya girmeyen, görüntüye girmeyen ağaçlar falan da var. İşte onları 1.80'e kadar Var. aşağı yukarı yükselttik Sinan Bey. Artık Diyebilir yavaş ben yavaş. ufak dal 1,5 metrede. Evet. En ufak. Aşağı yukarı artık bahçe yavaş yavaş bahçe görünümü kazanmaya başladı. Kesinlikle. İşte bugün geçenler budamayı yapmıştık. İşte bugün biraz sizin de az önce ifade buyurduğunuz gibi biraz tozlayıcılarda bir fazlalık vardı. İşte o birkaç tane onları işte bugün Aşılıyoruz şu an. aşılarını yaptık, yapıyoruz. İşte böyle Sinan Bey yani. Böyle serüven devam ediyor. Evet, E evet, bu evet. sene budama sezonu nasıl geçti komutanım? Onu konuşalım o zaman. Valla Yavaş yavaş aşı yeni başlıyor şu an. şimdi Yani 22 Mart evet itibariyle. Sinan Bey aşağı yukarı Şubat'ın aşağı yukarı ortalarından itibaren neredeyse bir gün bile durmadık gerçekten Değil de. mi? Evet yani bir aydan beri neredeyse yoğun bir budama sezonu geçirdik. Artık yavaş yavaş aşıya da girmeye başladık. İlk siftah burada yaptık. İşte budama işi çıkıyor ama artık budama işi azaldı. Artık bundan sonra aşı işi Evet. başlanır. Başladı zaten artık yavaş yavaş. Yani ılıman iklimlerde daha erken de başlayabilir. Ama işte Marmara bölgesinde artık 15 Mart'tan itibaren başlanabilir Sinan Bey. Yani bu tabii ağaçların kabuk vermesine bağlı, iklim durumuna bağlı elbette. Dediğim gibi yani ilk sıcak Akdeniz, Ege'de biraz daha Erken erken başlayabilir. başlayabilir. Ama şu anda tam aşı sezonu Doğru. Sinan Bey. İlk siftahı burada yaptık. Artık bundan Ne sonra güzel. da yoğun bir şekilde Ne güzel. aşıya geçeceğiz. Ne güzel. Böyle yani devam edip gidiyoruz. Serüven böyle devam edecek. Yoğun ve yoğun ve yorgunuz Sinan Bey yani. Olsun komutanım. Evet. Bakmayın komutanımla bu sene çok gezecektik. Romanya'ya gidecektik, Moldova'ya gidecektik vesaire işlerimiz vardı bizim oralarda.
Vallahi belki vesile oldu işte ülkedeki bahçelere daha çok vakit ayıracağız. Biliyorsunuz 2020 Mart ayı biraz koronavirüslü geçiyor. Yurt dışına gitmiyoruz biz de. Buradaki işlerimizi halledeceğiz nasip olursa. Ve diyebilirim ki şu an bu ülkemizde bu son zamanlarda yaptığımız aşı işlerinde artık insanlar Chandler'ın üstün özelliklerini kabul Evet, etti. evet, evet. Yani Sinan Bey, aşağı yukarı şöyle söyleyebilirim ki, yani çok anormal bir rakım veya da anormal bir toprak, daha doğrusu coğrafi, topografik yapı. topografik yapı olmadıktan sonra ben şunu gördüm. Türkiye'de Chandler Birçok çok yerde var. şahane bir şekilde uyum sağladı. Yani Evet. hem verim bakımından hem vejetasyon bakımından güzel bir uyum sağladı. Ben hakikaten Kesinlikle. çoğu yerde Chandler'ı tavsiye ediyorum gerçekten de. Chandler Kesinlikle. evet uyum sağlıyor. %80 uyum sağlıyor. Yani çok dedim ya anormal bir topografi yapısı yoksa. Yani bir vadi ne bileyim Tam böyle bir çukurun içine evet kalmıyorsa bir soğuk ya da nasıl soğuk. söyleyeyim çok böyle yanlış bir toprak değilse kille dolu Evet. ciddi manada veriminin yüksek Şimdi olduğu bir Sinan çeşit. Bey tabii eğer o bir don çukurda oluşuyorsa bir yerde Ceviz olmuyor ceviz kanka. olmuyor zaten. Yani Yani Fernur'u da olmuyor yani. şimdi tabii insanlarda Sinan Bey şu var. Ya işte burada bizim çok kırağı düşüyor, çok soğuk oluyor. Burada Fernur olur gibi bir yanlış izlenim var. Yani sakın oradaki böyle bir hataya düşmesinler. Ben tabii sizler daha iyi bilirsiniz. Ben de sizlerden aldım bu tecrübeyi. Estağfurullah. Fernur'un kış şartlarında ama ağacın uyur dönemindeyken kış şartlarına bu hani işte Ocak, Tabii Şubat tabii. o dönemlerde Fernur'un Chandler kadar dayanım özelliği yok yani. Evet, Yani bu bilgiyi maalesef biraz geç getirdik ülkeye. evet yani ben onu gördüm. Hatta işte aşı yapıyoruz mesela bazen Chandler aşı yapıyoruz. Ben mesela araya bazen işte Fernur tozlayıcı koyuyorum. Tabii franket, fernet falan koyuyorum ama Fernur koyduğum yerlerde bakıyorum ki yani Chandler'lar hakikaten böyle cam gibi gayet güzel, sağlıklı. Fakat yani Fernur'ların o soğuk hakim olduğu noktada ki Direkt kuruma. bölge kurumaya başlıyor yani. Direkt kuruma. Evet. Yani Fernur'un böyle bir riski var. Yani Chandler'a o risk yok. Tabii. Onun için Sinan Bey yani böyle soğuk don çukurunun yani olduğu yerlerde işte ben bunu Fernur'a ekerek kurtarırım diye sakın öyle bir yanlış Tabii. Kanıya kanıya kapılmasınlar. kapılmamak lazım. Evet. Hoş bunu Moldova'daki bir bahçemizde de gördük. Hatırlıyorsunuz orada Evet. tam çukurun olduğu bir yer var. Doğru düzgün ceviz verimi yok Verim orada. yok. Evet, tam böyle şey değil mi? Şimdi tabii Vadide. tam vadinin olduğu yeri Hmm. hatırlıyorsunuz. Hmm. Moldova'da Ukaneş, Gagavuzya'da orada bir 10 bin dönüm ceviz bahçesine gitmiştik biz yine komutanımla. Tam çukurun olduğu yerin şöyle iki dezavantajı oldu. Bir, çukur olduğu için su çok toplanıyor, erken uyandırıyor, sürgün çok yaptırıyor. İki, soğuk geldiği için o taze sürgünleri yakıyor, orada bir Evet. şey yaşamasına izin Yaşamıyor, vermiyor. yaşamıyor. Onun için ya tabii belki oralarda yani o bölgede yani daha doğrusu bu bahsettiğimiz Tabii yerlerde tabii. belki biraz daha sıkı dokulu belki diğer meyve çeşitleri olabilir ama o tabii Tabii. konumuzun dışında. O çok Evet, dışında. o Biz konumuzun dışında cevizden evet konuşacak cevizden konuşunca olursak. cevizi hakikaten böyle yerlerde ekmekten kaçınsınlar. Hakikaten ceviz masraflı bir şey Sinan Bey. Yani işte Bakın bahçe sahibi nasıl gözünün içine evet bakıyor aynen öyle. komutanım. Hakikaten Herkes bakıyor. masraflı bir şey cevizde özellikle. Onun için insanlar bir de şey yapıyorlar. Yani böyle yerde başarılı olamayınca kendi heyecanları, şevkleri kırıldığı gibi işte diğer insanların da Tabii. heyecanını, şevkini kırıyorlar. Onun için böyle yerlerden şey yapsınlar, kaçınsınlar Sinan Bey. Ama dediğim gibi genel anlamda hakikaten Chandler Türkiye'nin birçok yerine çok rahat bir şekilde uyum sağladı. Çok da güzel Sonuçlar yerini aldık. alıyorlar. Mesela benim Buyurun. kendi şey köyümde Fernur Keles'te, bahçeniz var. yok yok hayır Keles'te. Keles'te. Yani Chandler var. Ben daha önce ben orada Chandler olmaz diyordum. Yani ilk şeylerde, ilk dönemlerimde. Ama orada bir arkadaşımızın bir Chandler bahçesi var. Ne onun adı? Çok harika bir şekilde ürün alıyor yani. Gerçekten çok iyi ürün Komutanım, alıyor. şimdi çok güzel bir noktaya değindiniz. Bu programla ben artık insanları şu bilgiye ısındırmaya çalışayım madem siz de değindiniz. Ülkemizde bu cevizciliğin programını ilk yapan isimler çok yanlış bilgiler verdi. Yani isim vermeye gerek yok. Ve ister istemez piyasada da bir uzman gözüyle görüldükleri için bizim söylediklerimiz belki pek fazla o söylenilen cümlelerin tersi olacağı için eleştirilecek. Ama üreticilerimiz şunu bilsin. Biz ceviz yetiştiricisi bizi izliyorsa. Cevizle ilgili şöyle gerçekler var. Bunu
yaptığımız master çalışmalarında gördük biz de. Buralardan gittik, bu bilgileri aldık. Ve tablo bizim bize anlatılanın çok dışında ya da söylenenin çok dışında bir bilgi. Diyor ki Fernur Fransız çeşididir. Hı hı. Ve Fernur'u Fransa'da rakım 600'ün üstünde dikilmesi i̇şte, yasaktır. İşte, evet. İşte. Yani yasaktır gibi bir şey, dikilmesi mantıklı değildir. İşte bu. Çünkü Fernur dediğiniz gibi kış soğukluklarına pek fazla dayanabilen bir şey değil. Tamam, geç açıyor 10 gün, 15 gün. Ama Chandler eksi 25'e kadar dayanabilirken, eksi 28'e Fernur'un eksi 17'den sonra çok ciddi zararlar gördüğü ortaya çıkmıştır. Bu yüzden sert karasal iklimlere Fernur'u dikmek aslında bir yanlıştır. Bu söylediğimiz çok eleştirilecek. Çok, çünkü böyle insanların gözünde üstat olarak bilinen insanların söylediği bir bilgi soğuk iklimlere Fernur önerisi. Ancak Chandler soğuk dayanımı gayet iyi olduğu için İç Anadolu bölgesinde ve birçok soğukluğu hakim olduğu yerde zarar görmüyor. Fernur zarar görürken tamam erken çiçek açıyor, ancak Chandler o kadar çok çiçeklenme dönemi olan bir bitki ki Fernur bir çiçeklenme dönemi var, onu kurtarıyor, biraz yakalatıyor. Ama Chandler'ın 3 bazı bölgelerde 4 beslenmesine göre çiçeklenme, doğum, döl verme süresi oluyor. 4. döle kadar gözlemledik biz. 1. yakalansa 2. 3. ve 4. döller yakalanmıyor aynı çiçeklenme sezonunda. Zaten Sinan Bey, şu var zaten. Ben mesela İnegöl'de benim bahçem. İnegöl'de aşağı yukarı Chandler'ların genel olarak söylüyorum ortalama. İşte 15 insan gibi uyanırken. Uzun. Mesela, 15 insan gibi aşağı yukarı uyanıyor. Şu avantajı da var. Yani mesela yine keles örnek vereyim. Mesela kelesle bizim o arkadaşımızın, kendi köyündeki arkadaşın bahçesi Chandler 1 Mayıs gibi uyanıyor. Yani bölgeye adapte oluyor tabii. Adapte oluyor. Yani o toprak yönden, ne zaman sınırsa o zaman o yönden de aslında çok tabii, fazla şeye yakalanmıyor Sinan Bey. Yani ya o da var, bu da var. Soğuğa da çok fazla yakalanmıyor. Ha, tamam, Fernur belki 15 Mayıs'ları buluyor ama zaten 1 Mayıs'tan, yani bizim en çok korkumuz özellikle 23 Nisan civarları. Zaten yani bu İç Anadolu'da olsun ya, yani biraz daha karasal iklimlerde zaten Chandler'ın uyanması zaten Mayıs'ları buluyor. Zaten Mayıs'lardan sonra zaten ne kırağı kalıyor, ne soğuk ne bir kalıyor, şey ne kalıyor. Ha, bir tek tehlike şu var. Sonbahar geç donları. Düzeltiyorum. Sonbahar erken donları. Hani hasatın işte tabii, soğuğa yakalanması, bir de o tehlike var. Çünkü biraz daha şeysi uzun olduğu için vejetasyon süresi şey. Bakıyorum ona da yakalamıyor. Artık yani mevsimler yani şu anda ona çok uygun. Yani ne ilkbahar geç donları ne de sonbahar erken donları artık Chandler yakalanmıyor. Yani evet, bu anlamda baktığınızda yani Chandler gibi ürün varken tamam Fernur'u kötülemiyoruz. Yani Fernur da güzel bir ürün ama tabii dedim bu dezavantajları var. Bu ticari bir şey değil sonuçta, yatırım. Aynen öyle, aynen öyle. Onun için ya ben çiftçilerimizin çok don çukuru olmadıktan sonra tekrar söylüyorum. Eğer toprak yapıları uygunsa, don çukuru değilse Chandler'ı ben öneririm. Bir de Sinan Mete, ben arka kamera arkasındayken dinledim sizi. Hakikaten böyle şu şey de var. Yani ceviz su istemez, öyle bu falan. Bu, ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Suyun yoksa yani bu taşıma suyla falan ceviz ekip boşu boşuna masraf etme. Emeğini boşa harcama. Heyecanlı şevkini kırma. Yani kesin suyun yoksa yani bu maceraya soyunma. Hiç soyunmaz. Yani ben tankerle sularım. Tamam, tankerle tamam şu dönemde yetirebilirsin bu suyu. Ama yarın bu ağaçlar 80 kilo 100 kilo yeşil kabuklu veyahut da 20-25 kiloya yakın kuru kabuk ceviz veriyor. Yani bu Sinan Bey muazzam şey gibi su çekiyor. Tabii. Yani topraktan. Siz bunu tankerle falan kandıramazsınız bu ağaçlarınızı. Mümkün çok değil. Zor. Yani ha kandırırsınız ama çok zahmetli bir iş sonuçta. Bir dönüm, iki dönüm belki kotarırsınız ama yani 50 dönüm, 100 dönüm muhakkak yani mümkünatı yok. Tankerle, mankerle falan şey yapın. İlk önce toprak analizi mutlaka yapsın köylülerimiz, çiftçilerimiz, bu işe kalkan arkadaşlarımız. Toprak analizi yapsınlar, toprağını tanısınlar, iklimi tanısınlar. Sonra muhakkak ve muhakkak su da garantiledikten sonra olmayacak diye bir şey yok. İçleri yeter rahat ki, olsun o zaman. Yeter ki bahçeli ilgilensinler. Hani sizin sözünüz var ya, tarlalarında bolca ayak izleri bıraksınlar. Olsun. Yani. Ayak izi olursa olur. Ben hatta geçen de söylemişim Sinan Bey. Yani evet, bir hocamız, emekli bir öğretmen hocamız,
Ben ağaçları diyordu yani sarılıyorum ağaçları. Yani evet sevdiğim... ya programdan önce konuştuk. Ha. Gizli gizli ben ağaçlara sarılıyorum diyor. Ağaçlara sarılıyorum diyor. Yani bu ne demektir? Hakikaten ağaca sevginizi göstereceksiniz. Ağaca ilginizi göstereceksiniz. Kesinlikle. Yani ne onun adı? Tamam ektim orada. Bu asla ve asla olmaz Sinan Bey. Yani ilgi, şart, ağaçlar. Hani siz az önce söylemişsiniz ya. Tamam makineyi program yapar çalışırsın ama ağaç öyle değil. Istiyor. İlgiyle çalışıyor. Ağaç, ilgi bakım istiyor. Istiyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani ben de işte görevdeyken işte cevizleri diktiğimizde böyle yeşillendiklerini görünce böyle okşuyorduk ağaçları yani. Hakikaten böyle hanımla beraber yani hakikaten bir aramızda bir şey vardı. Enerji vardı diyorsun. Vardı yani hakikaten var. Halen de var ama öyle komutanım. Yani öyle de olması lazım Sinan Bey. Kesinlikle. Yani zaten bu işi yapmak istiyorsanız doğayı seveceğiniz, ağacı seveceğiniz, ona inanarak yapacağınız diyorum ben birçok işe. Aynen öyle. Aynen çok öyle. Klişe laflar. Evet. Yani tarımın içerisinde ama çok doğru noktalar. Hı. Yani şöyle birçok insan yeşillik görmeyi sevebilir ama ağaca nasıl davranıp nasıl seveceğini bilemez. Ben bahçeye girdiğimde eğer o bahçeden çıkmak istemiyorsam her ağacı göreyim, keyfi nasıl? Resmen hal hatır sormaya gidiyorum sanki evet, ağaçta. Aynen öyle, aynen öyle. Bu şekilde bir içinizde heyecan yoksa ağaçını hissediyorsun. Hissediyor. Evet. Komutanım. Yani onu o işte o bağı kurarsanız, o frekansı kurarsanız Sinan Bey ağaçları yürüyor. Ama kesinlikle. Şey olmasa, olmuyor, olmuyor. Ağaçları. İşte çok fazla ben bu program ceviz yetiştiricilerine özel bir program. Cevizi sevmek isteyen ya da ceviz yatırımı yapmak isteyen insanların izleyeceği bir program ve bu işe girmek isteyen insanlar da gerçekten her şey maddiyat değil. Yani her programda söylüyorum. Çünkü her şey maddiyata bağlıymış gibi düşünülüyor. Hı. Tamam. Maddiyatla yürüyen yatırımlar var ama bu tarım değil. Kesinlikle ceviz yetiştiriciliği hele hiç değil. Belki arpayı buğdayı yapabilirsiniz ama meyvecilik kesinlikle o gözle bakabileceğiniz bir yatırım değil. Ve şöyle söyleyeceğim ben bu programlarda insanlar sonuçta varsa bir avuç toprakları değerlendirmek ya da varsa bir avuç paraları yatırım yapmak istiyorsa bu işlerde acele ederek hiçbir şey kazanamazlar. Evet. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Mesela komutan geldi buraya. Ağaçları budadı. Belki bir sene yanlış budama bir sene kaybettirdi. Ama aslında o kayıp olan bir sene değil. Geleceğe 80 yıl kazandırılmış bir evet, budamaydı. Evet, evet, evet. Aynen öyle. Bu gibi nüansları da çok iyi bilmesi lazım. Bu yatırımı yapmak isteyen insanların. Sezon başlıyor. Toprağa cemre düştü. Havalar ısındı. İşler başlayacak. Birçok insan daha Mayıs'a kadar bahçesine gitmiyor. İlk suyuna kadar. Evet. Çalışmak isteyen 12 ay iş var tarlada. Aynen komutan. Öyle. Aynen öyle Sinan Bey. Aynen öyle. Sinan Bey tam şu anda sezonu vakitte belki şey daraldı. Şu anda sezonu şu anda çiftçilerimiz %1'lik bordo bulamacını uygulayabilirler. Yani çok erken atarlarsa anlamı yok. Çok geç atarlar zaten olmaz. Yani yaprak gözler uyandıktan sonra atılmaz zaten. Çünkü yakar. Ama gözler uyanmadan işte bir iki hafta önce ve üç hafta önce atarlarsa tam mükemmel bir iş yapmış olurlar. Anı yakalamış yani olurlar. Şu anda tam zamanı. Şu bakır uygulamasında vallahi komutan denmişken açacağım. Ya o kadar nasıl söyleyeyim? Yanlış uygulamalar var ki şu bakır uygulamasında. Bir izah edelim artık bu konuda artık nasıl akıllarda kalacaksa kalsın. Birincisi biz bordo bulamacı uygulaması diyoruz. Üreticiler bayilere gittiklerinde çok yanlış sonuçlar alıyorlar. Birincisi göz taşı saf atılmamalı. Evet. Yani ben gidiyorum. Vallahi komutanım bakıyorum sadece almış yani araştırmamış, içine kireç katmayı bilmiyor. Göz taşını dökmüş tankerin içerisine. Bir de yapmış mı kapkatı yapmış. Bir atıyor geliyor Şirin Baba gibi masmavi böyle. İşte o görüp çok hoşuna gidiyor adam. Görüntü, ya iyi de komutanım. Çok görüntü hoşuna gidiyor. Biz göz akıllı olmamalıyız. İşte görüntü hoşuna gidiyor. Yani göz taşı eğer içine kireç katabilirseniz ağaçta daha çok kalabilir. Evet, 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 evet. Yani şunu söylemek istiyorum. Göztaşı uygulamalarında kirecin en büyük görevi önemli yani uyguladığınız göztaşını ağaca tutturabilmesidir, yıkanmasını engellemesidir. Evet. Sırf sadece göztaşı atarak görüntü olarak güzel bir şey elde ediyorlar belki. Benim de hoşuma gidiyor yalan değil.
Yaptığım iş canıma siniyor yani, açık konuşayım komutanım görüntü bas, olarak. Bas mavi değil mi? Ama bir yağmurda şapırdant yerde. Ne anladım ben bu işten? Tabii Sinan Bey, bunu yapmak dakikadan yani insanlar yapabilirler. Yani belli bir oranda kireç, belli bir oranda göz taşını yani alıp yapılabilir bu. Ama tabii bunun için Sinan Bey biraz şey lazım. Yani teşkilat lazım, yerin olması lazım, zamanın ve zeminin uygun olması lazım. Ha. Eğer bunu yapabilen insanlar varsa yapsınlar kendileri. Belli bir oranları kireç bir şey karışımına, ama yoksa da hazır bordo bulamacını alacaklar. Bizim mesela şey var, Alaaddin Ağa var, Domanişli. Evet. Adam her şeyini kendisi yapıyor. Göz taşını alıyor, kirecini alıyor. Yapıyor. Gülleci bulamacı kendisi alıp kendisi yapıyor. Yani o bizim örnek çiftçimiz zaten. Örnek buradan çiftçimiz kendisine zaten selam olsun. Kendisinin belki işte ben şeyi seviyorum. Bu lafı dedikleri zaman artık de, yani böyle bu programlarda vesile oluyor. Bazen şey diyor üreticiler, ya Sinan Bey işte hep büyük bahçelerde çekim yapıyorsunuz. Ufak çiftçilerle ilgilenmiyorsunuz. Alakası yok. Elimizin varabildiği yere gidiyoruz. Burası da çok büyük bir bahçe değil belki kurduğumuz, danışmanlık yaptığımız yerlerle ilgili. Ama bahçe sahibi mükemmel bir insan. İşte bilgiden anlayan bir insan. Kendini geliştirmeye açık bir insan. Fırsatımız oldukça böyle insanlara hep yardım ediyoruz. Aynen Sinan Bey. Aynı şekilde Alaaddin Bey de. Kendisinin bahçesi çok büyük değil belki bizim kurmuş olduğumuz yatırımlık bahçelerin yanında. Ama ama sanki yüzlerin bahçesi var gibi. Vallahi billahi öyle. Muazzam heyecanlı. Heyecanı muazzam hiç heyecan de eksilmiyor. Evet, muazzam heyecanlı. Kendisine buradan tekrardan selamlar olsun. Evet. Kütahya. Domaniç. Aksu köyünden. Evet. Zaten çekim de yapmıştık, hatırlıyorsunuz siz o bahçe. Bu yaz belki gider yine kapısını çalarız. Bakalım panel yapmıştı, havuz yapmıştı. Memnun mu? Neler var, nelere eksik? Şu anda, biraz şu anda çalışıyor zannediyorum. Şu anda sorun yok. Biraz gideriz yazın şöyle. Bir teftişe gideriz yine komutanım. Bir mangala gideriz oraya inşallah. Oraya da gideriz, bir masrafa sokarız. Aynen öyle komutanım. Sezonu geldi. Sinan Bey öyle. Artık bundan sonra yavaş yavaş ağaçlar artık yani çok anormal bitim şartlar olmazsa 15 Nisan civarında uyanırlar. İşte artık ondan sonra işte sizlerin de tavsiyeleri, uzman belki bir program yapılır. İşte sizlerin tavsiyeleri işte artık tabandan, yapraktan şey gübreleme belki programı yapılabilir. Tabii. Bunlar artık vakti geliyor. Evet. Toprak ısındı, hafif ot da çıktı. Evet. Şu an baş göstermedi ama yavaş yavaş bu işlerin de başlaması lazım. Kestmedikleri de iyi oldu. Çalışırken bulanmadık çamura. Evet. Artık bu saatten sonra işler başlıyor. Ben şeye çok karışayım zaten. İsterseniz 12 ayın, hadi 2 ay diyeyim ben yani. Böyle Ocak'ta, Şubat'ta araziye girilemiyor. Ama 10 ayı iş var komutanım. Var, arazi. Var Sinan Bey. Yani emin olun var. Var, emin olun yani var. Ne yani kadar aslında Sinan Bey, ne kadar toprakta yani bahçenize ilgilenirseniz o kadar bahçe yüzünüze gülüyor. Gerçi biz bu ara pek gülemiyoruz, gidemiyoruz. Yani eşin, dostun işine gitmekten kendi işimiz açacağız. Vallahi komutanın kendi bahçesi duruyor daha bu damaya. Aynen öyle. Kendi söküğünü dikemiyor. Evet. Diyorum aynen. Komutan, şimdi aşı kalemi de lazım bana. Bu da artık, ben de o yüzden takip ediyorum. Aşı kalemlerini alacağız, biraz aşı yapacağız. Sinan Bey diyor, vallahi giremedim diyor. Hayır, kendi bahçeme de. Giremedim daha kendi bahçeme. Gerçekten giremedim. Ne zaman gireceğiniz komutanım artık? Nasip. Biraz da şeyden rahat. Artık ağaçlar verime geldi. Şekil veya verim budaması değil, bakım budaması olduğu için. Evet, sadece o var evet. Onun rahatlığı var, biraz rehaveti var. Yoksa siz bırakmazsınız. Yok, bırakmaz, bu saate bırakmaz, kadar. Gerçekten de şey yok. Biraz da hani fernola değil mi? Biraz da geç yönüyorlar. Zamanı da biraz zamanı daha var. Bir de çok fazla beni oyalayacak bir iş de yok orada. Bir yarım günlük falan bir işim var. En fazla. Onun için vakti ve zamanı evet, biraz uygun anda olacak evet, iş evet, yani kesinlikle. Yani. Evet komutanım. Vallahi yine başka bir bahçede. Ama iyi yemek verdiğimiz. Siz de 2 senedir yemek veriyorsunuz. Ben ilk geldik fidan dikiminde vesairede yardımcı olduk Murat Bey'e. Ondan sonra işte serüveni planları yapıp gönderiyordum. Bunlar yapılacak. İyi de çalıştı arkadaş. Bir budama hatası oldu. Düzelttik. Çok fazla bize zararı olmadı. Aksine iyi de oldu. Ağaçlar biraz gövdeden kalınlaşarak yan dala yattı. Biraz öyle oldu. Öyle i̇yi oldu. Kaldırdı çünkü yan dalı. Evet. Yani. Ama işte Sinan Bey iyi ki de yani sizinle tanışmış Murat Bey. Yani iyi ki de sizle yani şey yapmışsınız. Yoksa emin olun çok kötü olacakmış yani. Kesinlikle. Bunun, bilgiyle tanışmış bir diye. Bir de bunu şimdi sizinle tanıştığı ve şimdi el attığımı düşünün. Tabii o yazık zaman ya, hiçbir şey yapamıyoruz komutanım. Yani bugün sizinle neyin muhabbetini yaptık?
Surluk'ta bir bahçe var dedim ben size. 7-8 yaşında. %80'i yanlış çeşit yazık, ve yanlış yazık, budama. Yazık yazık. Yani yazık, yazık. Yerde az değil, 400 dönüm civarı. Ya Sinan ben çok üzülüyorum yani. Üzülüyorum bak, yani budama, çok ciddi bir evet, yatırım çünkü. Yani budama yaparken şimdi bahçe 5 yaşında diyor ama yani bu biyolojik 5 yaşı. Ama fiziki 2 yaşında hakikaten üzülüyorum. Yani içlerinde böyle kazara böyle güzel böyle birkaç ağaca rastlarsam ağaç varsa seviniyorum yani emin olun seviniyorum. Çünkü yani ben de bir üretici olduğum için hemen orada üretici şapkasını giyiyorum. Yani güzel bir bahçeye girince güzel ağaçları görünce hakikaten kendi bahçem kendi ağaçlarımı seviniyorum. Ben de ama inşallah artacak. Kötü bir bahçeye girince de Sinan Bey hakikaten yani üzülüyorum yani. Çünkü yani ben orada budamaktan veya burada bir iş yapmak bile bana şey geliyor ya, zor geliyor yani. Kesinlikle iştahlı iştahlı yapmıyoruz. İştahı kalmıyor gerçekten de. Ne olur insanlar Sinan Bey yani artık yani internette yani doğru yerlerde mesela sizi takip etseler. Bilgiyi takip etseler. Yani yeter Sinan Bey. Onun için, kesinlikle yok. Ben şöyle bir şey söylüyorum. Şimdi biz bakım konusunda vesairede tabii mühendislikteyiz ama. Hani nasıl söyleyeyim? Siz de mesela bölgenizde bayağı bir aşı ve budama işi yapıyorsunuz. Yani bölgenizde olsun, bölge dışında yeri geliyor. Yani kıramayacağınız insan olduğu zaman Mersin'e bile çıkıp gidiyorsunuz. Evet, evet gittik. Evet. Yani benim hatırımı kırmadınız. Evet, evet. Kıramayacağınız insan olduğu zaman Aydınlar'a kadar gittiniz. Sırf gerçekten insanların işi düzensin diye. Doğruyla ilerlesin diye. Siz de sezonu verimli, bereketli geçiriyorsunuz. Evet. Elimizin uzanabildiği kadar, inşallah yardımımız dokunabildiği kadar insanlara her zaman Sinan Bey, her zaman. Yani i̇nşallah. Bize telefona ulaşabilen insanlar olurlarsa onlara da yardımcı oluruz. Hiçbir konuda sıkıntı yok Sinan Bey. Kesinlikle. Her zaman güzel iş yapan insanların. Bu tarımı öyle ya da böyle çünkü biz kazandıracağız. Evet. Ve de Sinan Bey şunu da söyleyeyim yani laf dinleyen insanlar. Yani bir şey dediğimizde onu gerçekten dinleyen, yapan, uygulayan insanlar varsa bizimle şey yapsınlar. Çünkü bu da bizim çok zamanımız yok. Yani sadece laf olsun diye işte bilgi alıp ondan sonra hiçbir şekilde uygulamayan insanlar aramasınlar bizi. Gerçekten uygulayacak olan insanlar arasınlar ki yani hem bizim zamanımız boşa gitmesin hem de bir anlamı olsun yaptığımız işin ayırdığımız zamanı Sinan Bey. Kesinlikle. Evet. Çok doğru diyorsunuz komutanım. Ben bize bugün yine vakit ayırıp değerli bilgilerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah Sinan Bey. Aslında ben teşekkür ederim. Sizler Çiftçi TV ailesi olarak yani sizler burada ön ayak oluyorsunuz ki bu işlere ne onunla da hep beraber işte bilgilerimizi paylaşıyoruz, tecrübemizi paylaşıyoruz. Yoksa hani sizler olmasanız yani bizim yani bilsek bile yani bir anlamı olmaz. Tecrübemiz olsa bile bir anlamı olmaz. Ama işte sizlerin aracılığıyla bu bilgiler, tecrübeler paylaşılıyor. Asıl ben çiftçiler adına ben size teşekkür ederim Sinan Bey. Sağ olun. Yani iyi ki de varsınız. Hepimiz. Çiftçi TV ailesi olarak. Sağ olun. Çok evet. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim Sinan Bey. Evet değerli izleyicilerimiz, yine başka bir bahçe, başka tecrübeler, farklı bilgiler ve bitmeyen bir ceviz yetiştiriciliği. Belki başka programları takip edip de gözü bizim programımıza takılan insanlar olur. Ceviz yetiştiriciliği ile ilgili bu kadar çok bilgi, bu kadar çok teknik neden ayrılıyor diye. İnanın bu çok yeni bir tarım ve ülkemizdeki birçok açığı kapatacak tarım. Hem maddi hem manevi alternatif tarım olarak. O yüzden inanın bu kadar ekran ve bu kadar bilgi ayrılıyor. Ve takip eden çiftçilerimiz de bize her izlediğinde ayrı bir bilgiye sahip oluyor. Her programda güncel bilgileri iletmeye çalışıyoruz kendilerine. Biz bu yatırımı yapan kişilere her zaman birinci kural olarak bir önerimiz var ve bu öneriyle de her zaman programımızı kapatıyoruz. Yine aynı şekilde kapatacağız. Bir yatırım yaptığınızda sakın unutmayın. Bahçecilikte bir bahçe en iyi gübre bahçe sahibinin ayak izidir. Başka programda görüşene dek şimdilik hepinize iyi günler.